Merhaba, gezegene hoş geldiniz. Bundan 9 ay kadar önce gezegene bir yabancı, bir alien geldi. Eda Gecikmez, İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir sanatçı. Bu önemli bence çünkü genellikle Ankaralı sanatçıların gözü İstanbul'da ve öyle bir göç var. Dünyamızı tabii göç dalgası sarmış durumda. Fakat sevgili Eda Gecikmez, tam Şubat ayında, 2020 Şubat'ta Ankara'ya Galeri Nev'in davetlisi olarak geldi. Bir senelik bir rezidans, bir konuk programıyla. Şubat'ta geldi ve Mart'ta neler oldu biliyorsunuz. Mart'ta buraya kapandı ve karantinayı böyle son derece geniş ve üretime müsait bir alanda geçirmeye başladı. Bu çok çok enteresan hakikaten. Yani bu bunlar hep ilk denemelerim aslında bakarsanız. Yeni serinin ilk denemeleri. Yani ben hep kolaj çalışıyorum zaten. Ama bu tarz böyle renkler olsun, bu dokular olsun, işte bu paternler olsun benim aslında çok görmediğiniz şeylerdi kolajlarımda. Evet. Ama şimdi bu seriyi de böyle, bu bir 30-40 kolajlık bir seri oldu. Evet. Bu seride bütün bunları denemiş oldum. Resimlerimin temelinde hep kolaj oldu. Çünkü aslında bu birazcık da yokluktan başlamıştı. Genç sanatçıların öyle atölyesi olmaz. Hani özellikle öğrenciyken aile evinde kalıyorsunuzdur. Bir odanız ve masanız vardır. Doğru. Hani ben de o durumda yapmak istediğim renkler, formlar, böyle hani gözümün önünde uçuşan o işleri hani işte dergileri keserek yapabileceğimi fark ettim ve bir masanın üstünde aslında o kompozisyonu kurabileceğimi gördüm ve düşündüğüm, tartıştığım meseleleri de oraya uygulayabileceğimi keşfettim. O şekilde başlayan bir kolaj serüveni, bunun işte resme dönüşmesi. Ama aslında bu tamamıyla bir mantık yani hani farklı elementlerin bir araya gelmesi, buluntunun, rastlantının uygulanabileceği, tamamıyla deneysel olunabilecek. Yani o katılıklarda aslında çok da olmayan, her an bir şey keşfedebileceğiniz bir alan. Bu da benim birazcık karakterime uyuşuyor. Zaten ben buraya aslında gezegene taşındığımda bizim aklımızda resim yapmak vardı. Çünkü benim genişçe bir alanda, hani bir atölye olarak genişçe bir alanı kullanmak, o geniş alanda da daha büyük resimler yapabilmek, farklı kompozisyonlara yol açar mı gibi öyle heyecanlarımız vardı. Ama daha sonra biz bu karantina süresince fark ettik ki, yani ben içinde yaşayarak fark ettim ki resim yapamıyorum. Ve bunu sorgulamaya başladım, ben neden resim yapamıyorum diye. Ve sonra bu döngüyü aslında nasıl geliştiğini fark ettim. Çünkü resim benim için aslında ceplerimi doldurduğum, böyle kalabalık, ne bileyim, böyle harekette geçen bir dönem sonrasında doldurup sonra kendimi aslında tıpkı karantinadaki gibi kapatıp boşalttığım bir alan. O proses hali aslında hani bir meditatif bir durumu vardır. Buraya atölyemi taşıdığımda bütün ne varsa getirmiştim. Bütün parçalarımı, bütün yıllarca kesip biriktirdiğim parçaları, kağıtları ve burada bu büyük mekan o şekilde işe yaradı. Hepsini yere serip görme imkanı oldu ve onları zaten öyle izleyerek, zaten kolaj öyle yapılır yani aslında izlersiniz o parçaları ve yan yana getirme süreci yavaş yavaş başlar. Ve bendeki o birikimi yayıp izleyerek bu şekilde işleri, kolajları günlük tutarmış gibi çıkarmaya başladım. Çok güzel, gerçekten çok enteresan. Kolajlar olağanüstü güzel. Kolajlar biliyorsunuz pek rastlanmayan uygulamalar sanatta ve günümüz sanatında. Dolayısıyla siz bu kolaja gelerek ve kolajda biraz da durarak son derece hoş, son derece çarpıcı işler üretmişsiniz. Tebrik etmek isterim hakikaten. Mesela bunlar benim çok hani 2015-2014 yıllarında başladığım bedenle mekanı bir araya getirdiğim kolajlardı ve bunlar bu şekilde kendiliğinden o yıllar içerisinde resme de dönüştü. Duvara monte ediyorsunuz ve tabii, bir bunu, şövalye gibi çalışıyorsunuz. Tabii bunu böyle geliyorum bizi bu tahtaya. Daha sonrasında sergileyeceğimiz zaman şaseye gelip anladım. Eğer istiyorsak tabii. Mesela son sergide 2018'de kapsül manzarada şey de yapmadık. Biz bunları direkt böyle bir kabuk gibi, tıpkı o kabuklar böyle mekanın kabuğu gibi. Bunlar oldukça ilham verir bu değişimler. O yüzden bu misafir sanatçı programları
aslında oldukça bereketlidir. Yani doğru. O an, o üç ay içerisinde mesela sanatçı bir şey üretmemiş olsa bile o değişim onun bir sonraki üretiminde muhakkak ortaya çıkar. Ve yani fark ettim ki iyi ki buraya gelmişim. Çünkü hani hani herkes bir korunma alanına geçti ya, beni de hani galerim aldı, korumuş hani oldu. Korumuş oldu. Çok böyle hoş. Çok güvenli hoş. Bir alanda, hem de çalışabileceğim bir alanda. O bakımdan Türkiye'nin şansı hissediyorum.